TRT yasasına göre sayın milletvekilleri, değerli halkımız, sürekli görevleri yerine getiren personel dışında BRT'de sözleşmeli, kaşiyeli, geçici ve işçi çalıştırılabilir sadece. Şimdi bizim iş yasamız çok açık ve nettir. İster özel sektör olsun, ister kamu olsun, hiç fark etmez. Bir kişi 27. maddesine göre iş yasasının eğer normal çalışma saatleri dışında çalıştırılıyorsa hafta içi saat başına düşen miktarın %10'u, hafta tatili ve resmi tatil günlerinde de %50 saat başına çalışma ücretinin üstünde bir ödeme yapılması hem özel sektör için hem kamu için bir yasa kuralıdır. Aynı zamanda bizim iş yasamız düzensiz mesai çalışan kişilerin de, ki bu düzensiz mesai nedir? Normal mesai dışında kalan hafta içi vardiya çalışmaları, gece çalışmaları ile hafta sonu çalışmalarını anlatır demektedir. Aynı şekilde iş yasamız madde 29A'ya göre de düzensiz mesai çalışan özel ve veya kamu çalışanı kişilere ilgili ücretlerinin %15'i düzensiz mesai ödenmek zorundadır. Şimdi gelelim BRT'ye. BRT bir devlet kurumudur. Yönetim kurulunu da, müdürünü de hükümet edenler atar. Dolayısıyla az önce okuduğum yasa kurallarına uymakla mükelleftir. Ve o yasa kurallarına göre bütçe ödeneklerini de ayırma zorunluluğu vardır. Şu anda kurumda 27 tane az önce saydığım statülerin dışında part-time adı altında istihdam edilmiş ama full-time çalıştırılan ve 9 aydır ek mesailerini alamayan emekçiler vardır. Buradan konuşmamı Çalışma Bakanı'nın bir ihbar kabul etmesini istiyorum. 9 aydır ek mesai almadan, ödenmeden ve alacakları da kurum tarafından kayıt altına alınmış, yani devlet eliyle yasalara aykırı bir çalışma şekli vardır. Çalışanlar mağdur edilmektedir. Şimdi diğer taraftan burası çok önemli. Umarım Sayın Hasan Taçoy bana cevap verir Çalışma Bakanı olarak. Bizim 1676 sayılı sosyal sigortalar yasamız var. Bu sosyal sigortalar yasasına göre çok net bir şekilde söylüyorum size hemen. Yasa maddesini de söyleyeyim de. 87. madde Sayın Taçoy. Evet. Ücretli çalışanların sigorta yatırımlarının hangi maaş üzerinden olacağını net bir şekilde tanımlar. Ve orada o ay için hak ettikleri ücretlere ve ne hangi nitelikte olursa olsun doğrudan dolayı veya dolaylı olarak işverenince ödenen paralar üzerinden sosyal sigortası yapmak zorundadır. Prime esas kazanç, o bütün aldığı kurumdaki paralar dikkate alınmak zorundadır. Bu neden önemlidir sayın milletvekilleri, değerli halkımız? Ek mesai de dahil, bravo. Bu neden çok önemlidir? 1 Şubat 2012 yılından sonra sigortalardan emekli çıkacak olan çalışanların emekli maaşı artık her ay aldıkları brüt, yani yatırımları yapılan maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla ne kadar yüksekten yatırsa veya gerçekten ne hak ediyor ve onun üzerinden yatırsa emekliliğinde de rahat edeceği ve hak ettiği bir emekli maaşını alır. Gelelim Sayın Bakan, şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda toplu sözleşmede olan düzensiz mesai ödeneği, ki zaten iş yasamızda da vardır. Bunun yanında bayramlık ödenekleri ve sair haklar da vardır.
Ama şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda toplu sözleşme kapsamında çalışanların sadece bürüt maaşları ve ek mesaileri üzerinden sosyal sigorta yatırımı yapmaktadır. Ve şu anda bunun bütçesini görüşüyoruz. Yasanın amir hükmü olan ve bugün sigortaların mali olarak dönem dönem zora girdiği bir yapıda, gelir kapısı aradığı bir yerde devlet aslında sigortaları yatırımlarını gerçek maaşları üzerinden yapmayarak, hak ettikleri yan ödenekleri üzerinden yapmayarak sosyal sigortaları çalmakta, geçtim sigortaları çalışanların gelecekteki emeklilik haklarındaki emekli maaşından çalmaktadır. Dolayısıyla şu anda görüştüğümüz bütçede personel giderleri kısmında yasaya aykırı bir şekilde bir ödenek ayrılmıştır. Umarım Sayın Hasan Taçoy, Çalışma Bakanımız, bu söylediğimi bir ihbar kabul eder. Bugünden tezi yok. Gider, hiç denetim yapmasına da gerek yok. Lütfen oturun, kurumdan çıkan maaşlara bakın ne kadardır, sigortalara bakın ne kadar üzerinden yatırım yapıyor ve artık BRT çalışanlarının gerçek maaş üzerinden haklarını elde edip rahat bir emeklilik hayatı sürmelerini sağlayın. Bu vesileyle sendikayı da biliyorum bu konuda bir çalışma yürütüyorlar ama sendikaya da çağrımdır, çalışanlara da çağrımdır. Hakkınızı arayın. İş yasasının 72.2 ve 72.A maddeleri az önce bahsettiğim hususların üzerinden bir yatırım yapılmaması noktasında bunun bir suç teşkil ettiğini açık şekilde tanımlamaktadır. Gerek bireysel gerekse sendikal olarak bu konuların arkasına düşün. Bugün belki önemsiz gibi gelir ama yarın emekli çıkıldığı zaman emekli maaşınızın düşük olma noktasında ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Ama bana artık acı veriyor. Devletin kendi bulunduğu alanlarda ödeme yaptığı işçilerin iş yasasına aykırı bir şekilde ödenmesi. Çok net söylüyorum. Bu artık ağrıma gidiyor.